Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tatlı tarifini paylaşmak istiyorum. Kadayıflı cevizli revani tarifi. Şerbetli tatlıları seviyorsanız bu tatlıyı da çok seveceksiniz. Hazırlaması da çok kolay. Canınız tatlı çektiğinde hemen hazırlayabilirsiniz. Öncelikle şerbetini hazırlıyorum. 4 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı su tencereye alalım. Ocağa aldım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe alıp 20 dakika kaynattım. Yarım limon suyu ekleyip 5 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakıyorum. Toplamda 25 dakika şerbeti kaynattım orta ateşte. Çırpma kabına 5 tane yumurta, 1 paket vanilya, yarım su bardağı toz şeker ekleyip mikserle köpük köpük olana kadar iyice çırpalım. Eğer kullandığınız yumurtalar büyük boy yani large yumurtaysa o zaman 4 tane yumurta kullanmanız yeterli. Yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. 1 su bardağı irmik ekledim. İki su bardağı un ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Yarım su bardağından biraz fazla kadayıf, yarım su bardağından biraz fazla ceviz ekleyip karıştıralım. Kuru kadayıf kullandım. İyice karıştırdım. Dikdörtgen borcam kullanıyorum. Dikdörtgen borcamı bir fırça yardımıyla yağladım. Hazırladığım karışımı dikdörtgen borcama aldım. Üzerini düzeltelim. Üzerini düzelttikten sonra birkaç kez şöyle vuralım. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına verdim. 150 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirdim. Kek pişirdiğiniz ayarda pişirebilirsiniz. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. O yüzden keklerinizi pişirdiğiniz ayarda pişirebilirsiniz. Tatlı fırından çıktıktan bir 10 dakika sonra soğumuş olan şerbeti verelim. Şerbetini tamamen çektikten sonra ve iyice soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Nefis kadayıflı cevizli revani tarifimiz hazır. Bir dilim tabağa aldım. Üzerini cevizle süsledim. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Antep fıstığı, Hindistan cevizi hepsi çok yakışacaktır. Şerbetini tamamen çekti. Nefis bir tatlı oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.